Kasetlerimizi CD kalitesinde nasıl kayıtlar yapabiliriz? Bugün elimden geldiğince onu anlatmaya çalışacağım size. Kullanacağım kasetçeler Sony'nin TC-K511S modeli. Bazı ayarlar yapmama izin verebiliyor. Kalibrasyon ayarı, BIOS ayarı ve monitör özelliği mevcut. Yani kayıt esnasında ne kaydettiğimizi dinleyebiliyoruz. Kayıt içinse YouTube'dan indirip doldurduğum Copyright Free Music CD'sini kullanacağım. Telif hakkı yememiz böylece mümkün olmayacak. Kullanacağım kasak ise TDK'nın T1 modeli. Piyasada oldukça fazla bulunuyor. Fiyatları da uygun sayılır. Siz de farklı modeller, kasetler kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kalibrasyon ayarını yapayım. Kalibrasyon ayarını yapabilmemiz için kalibrasyon tuşuna basıyoruz. Sonra record tuşuna basıyoruz. Sonra da play tuşuna. Bastığımız zaman şu ekranda gördüğünüz üst ve alt iki çizginin aynı hizada olması lazım. Bunu da Rec Level ve BIOS kontrolüyle yapacağız. Evet, şu şekilde tamamdır. Evet, bunu durduralım. BIOS ne işe yarıyor? Hemen onu anlatayım size. 20 kilo hertz'e kadar olan sesleri arttırıp azaltmanıza yarıyor. Yani tiz sesleri. Ben biraz daha tiz ses sevdiğim için biraz daha eksi biyaz uyguluyorum. Siz de keyfinize göre, kulak zevkinize göre istediğiniz gibi arttırıp çoğaltabilirsiniz. Dolby Noise Reduction'da ise ben genelde Dolby S'i seçiyorum. Kulağıma daha hoş geliyor. Siz Dolby C de seçebilirsiniz. Dolby B de seçebilirsiniz. Dolby Noise Reduction, yani Dolby gürültü engelleme sistemi, dip ses dediğimiz kasetlerdeki hiss sesini ortadan kaldırıyor. Böylece daha net kayıtlar elde edebiliyorsunuz. Monitör özelliğinde ise Source ve Tape bölümü var. Source bölümünde, yani bağladığınız alet CD'den gelen veya başka bir aletten gelen sesi direkt dinleyebiliyorsunuz. Kaynak yani. Monitörde ise, tape'de ise daha doğrusu o esnada ne kaydediyorsanız onu anında dinleyebiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Üç kafalı modellerde bu özellik genelde mevcut oluyor. Çünkü kayıt kafası, okuma kafası ve silme kafası ayrı. Üç kafa. O yüzden three head görürseniz silme kafasının, kayıt kafasının ve okuma kafasının ayrı olduğu anlamına geliyor. Şimdi CD'den şarkımızı açalım. Şimdi Source tuşuna bastığımız zaman ses gelmesi lazım. Evet. Ben 12. şarkıyı seçmiştim. Tabii şu anda direkt CD'den gelen sesi dinliyorsunuz siz. Şu anda gelen ses tamamen CD'den. Herhangi bir kayıt yok. Bunu durduralım. Evet, şimdi kayıt tuşumuza basalım ve kaydı başlatalım. Ekrana göre Rec Level'dan da kayıt seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi kaydı başlatalım. Şu anda gelen ses CD'den gelen ses. Şimdi bakalım nasıl kaydediyor. Evet.
Oldukça iyi. Tabii bu kayıt işi tam zamanlı bir iş. Telefonlara müzik atmaya benzemiyor. Şarkı bitene kadar beklemeniz lazım. Şu anda hoparlörden ses geldiği için tam olarak anlayamayabilirsiniz sesin nasıl olduğunu. Ben birazdan kaydettiğim şarkıyı direkt kulaklık çıkışından kameraya bağlayacağım. Siz o zaman kaydın nasıl olduğunu tamamen kasetten dinleyerek anlayacaksınız. Bu kaydede dursun. Görüşürüz. Evet, kayıt işlemimiz bitti. Şimdi gerekli bağlantıları yapalım. Kasetçalarımızı kameraya bağlayalım ve bakalım ses kalitesi nasılmış. Evet, kaydımız tamamlandı. Şimdi kasetçaların kulaklık çıkışından aldığımız kabloyu direkt kameraya bağlayalım ve bakalım sonuç nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, kayıt bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen sormadan çekinmeyin. Teşekkürler.